Merhabalar, TV 360 ekranlarına hoş geldiniz. Bugün Evde Yap programının konuğu ben Türkan Tanyeri. Şimdi sizlerle bir ansiklopediden dekoratif bir teraryum hazırlayacağız. Daha sonrasında eski kullanmadığınız bir porselen tabağı dekoratif bir hale getireceğiz. Öncelikle bu ansiklopediler eskiden evlerimizde çok bulunuyordu ama şimdi biraz bulması zor olsa da yakınlarınızın evinde bulacağınızı tahmin ediyorum. Öncelikle ansiklopedimizi keseceğiz ama keserken zorlanmamamız adına kenarlarını beyaz tutkalla tutkallayacağım. Tutkalımı fırçamla her tarafına şu şekilde süreceğim. Yani keserken sayfalar açılmasın diye büyük bir rahatlık. Bunu mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. Sayfalar birbirine yapışacak ve içini oymamız daha da kolaylaşacak. Şimdi öncelikle bu teraryum yaparken birçok teknik kullanacağız. Bahçe havası vermek için stencil şablonlarla duvar efekti çalışacağız. Beton duvarlar yapacağız. Ve tabii ki de kapağımızın en arka ön sayfasını dekoratif bir hale getireceğiz. Bu ilk sayfasına da tutkalımı sürüyorum ve orada kağıdımı yapıştırıyorum. Evet, şimdi kapağımızın ilk sayfasını da yapıştırdık. Şimdi dış kapağımızı dekoratif hale getirmek için evimizde bulunan gazlı bezi alıyoruz. Çünkü bununla doku yaratacağız. Altına gelişigüzel bir yere yine beyaz tutkalımı sürüyorum ve bunu bu şekilde bırakıyorum. Bu arada şimdi bundan sonra da bir doku oluşturmak için dantel kullanmak istiyorum. Dantelin rengi, cinsi hiç önemli değil. Farklı materyaller de kullanabilirsiniz. Rölye pastalarla dokular da yapabilirsiniz. Ben şimdi bir yerde size yapacağım doku çalışmasını. Evet, bu şekilde gördüğünüz gibi elimde bir parça dantelim var. Onu bu şekilde keseceğim ve ansiklopedinin üstüne yapıştıracağım. Bir de bu taraftan yapmak istiyorum. Sizler bu projede istediğiniz şekilde danteli farklı yerlere de kullanabilirsiniz. Üstünden boyadığımızda nasıl bir doku oluştuğunu daha rahat göreceksiniz. Tutkalımı yine sürüyorum. Bunu dekopaj tutkalıyla da yapabilirsiniz. Ya da beyaz tutkalda kullanmanızda herhangi bir sakınca yok. Çünkü kuruyunca bu beyaz tutkal şeffaflaşacak ve hiçbir problem çıkmayacak. Evet, şimdi dantelimizi de yapıştırdık. Evet, şimdi rölyef pastayla, spatulayla şu boşlukta kalan yerlere biraz dokular vereceğim. Onun için spatula kullanabilirsiniz, çatal kullanabilirsiniz, birçok materyali kullanabilirsiniz. Gelişigüzel şekilde sürün. Bir bütünlük sağlamaya çalışıyorum. Bazı yerlerde böyle spatulanızı kaldırıp yapabilirsiniz. Kenarlara dağıtabilirsiniz. Burada yapacağınız işlemler sizin görmek istediğinizle ilgili aslında. Şimdi bir bütünlüyorum. Kenarlarına da rölyef pastamı giriyorum. Bu arada vakit kaybetmemek adına bu sayfamı gördüğünüz gibi bu şekilde bir doku çalışması yaptık. Şimdi sayfamızın içine geçelim. Bu iç kısmında tam böyle eski bir görüntü istediğim için eskitme kremi dediğimiz malzemeyi kullanacağım. Sayfama eskitme kremini sürüyorum. Tamamını. Daha böyle eski, antik bir görüntü elde etmek istiyorum çünkü. Duvarların arasından bu görüntünün belli olması benim için güzel bir görüntü sağlayacak diye düşünüyorum. Evet, sizler de bu çalışmaları evlerinizde daha farklı şekilde yaratıcılığınızı da ortaya koyarak yapabilirsiniz. Ben aslında bir anaokulunda görev yapıyordum. Fakat bu hobi işine başlamam biraz kötü bir şeyle başladı diyeyim.
Annem Alzheimer hastası oldu ve Kütahya'dan sürekli İstanbul'a gidip gelmem gerekiyordu doktora. Bunun için de okuldaki görevimi bıraktım. Bu dönemde hastalığı kabullenmem çok zordu benim için. Bu aşamada kızlarım bana çok büyük destek oldular. Sürekli dersler, workshoplar anlamında. Sonra bir baktım 8 yıldır hobim işim oldu. Bu konuda kendimi de çok şanslı hissediyorum. Terapi anlamında bana çok iyi geldi. Hem hastalığı kabullenmem hem de kendi psikolojim adına. Bunun için de bütün herkesin bu tarz çalışmaları, hele günümüzde mutlaka bu tarz işlerle uğraşmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü ebeveyn olarak hem çocuklarımıza örnek olmak, model olmak adına hem de kendi sağlığımız adına üretmek, üretken olmak kadar güzel bir şey yok. Şimdi bu eskitme kremini sürdüm. Hemen çok hafif kurutacağım. Kurutma işlemimizi yaptık. Şimdi buraya stencil'la bir duvar dokusu yapacağım. Bunun için de beton rölyef kullanacağım. Yine spatulamdan yardım alıyorum. Evet. Burada şu şekilde bakın tuttuğumda stencil'ın yönüne doğru gelişi güzel. Her tarafı doldurmuyorum çünkü daha doğal bir görüntü olsun istiyorum. Yukarıdan aşağıya, aşağıdan yukarıya, yarım yarım yıkık duvarlar oluşsun istiyorum. Bu beton duvar görüntüsü gerçekten birçok çalışmada çok güzel görüntüler veriyor. Bu çalışmaları yapanların da mutlaka böyle bir duvar stansının olması gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Ben çok seviyorum bu duvar stansılarını. Evet bakın. Şimdi bu şekilde. Şimdi bu yanına da yapacağım. Evet bıraktım. Bunu isterseniz stencil spreyiyle de yapıştırıp daha rahat yapabilirsiniz. Ama bu spatulanın arkasını alıp yaparsanız da bir iki yerden sabitlediğinizde gayet rahat çalışırsınız. Rahat olun. Her şeyin bir dönüşü vardır. Hobide yanlış yoktur. Çünkü el emeği işler yapıyoruz. El emeği olduğu için de bazı yerlerde mutlaka hatalar olabilir. Evet bakın şimdi şöyle bir duvar görüntüsü oluşturduk. Bu burada kururken şimdi kitabımızın içine oyacağız. Kitabımızın içine oyarken de ben evde küçük bir tahta parçası hazırladım. Bunu bu şekilde koyup kenarlarından maket bıçağıyla keseceğim. Bastırarak dört köşesinde yapacağım ve sayfaları bütünüyle oyacağım. Köşelerde biraz daha bastırın. Şimdi bu işlem biraz uzun sürüyor. Onun için ben biraz kesimini size göstereceğim ve daha sonra yapmış olduğum hazırlamış olduğum ansiklopediyle devam edeceğiz. Sizleri bekletmemek adına. Köşelere tam gelin ki yaprakları kopartırken zorluk çekmeyin. Evet şimdi bunu kaldırdım. Bakın burada sayfalarımı bu şekilde çıkartıyorum. Şurada biraz kesmişim. Orayı biraz daha üstünden gidiyorum. Köşelerde dikkatli olalım demiştim ya. Onun için oralarda biraz daha bastırmak gerekiyor. Hatta bunu yaparken evde eşlerinizden de yardım alabilirsiniz. Onları da bu hobi işine katabilirsiniz belki de. Şimdi bunu çıkarttım. Tekrar koyuyorum ve devam ediyorum. İçini tamamen oyacağım ki içine bir bahçe havası vereceğim. Sonrasında bunu dekoratif olarak birçok yerde kullanabilirsiniz.
çok sevdiğiniz bir arkadaşınıza veya bir büyüğünüze hediye götürebilirsiniz. Çok da şık oluyor. Bu bahçenin farklı farklı tasarımlarını yapabilirsiniz. Sukulentler koyabilirsiniz, minik objelerle tamamlayabilirsiniz. Yaptıkça farklı objeler evinizde birçok materyali kullanıp değişik tasarımlar yapabileceğinize inanıyorum. Evet, şimdi buradan yine çıkartıyorum. Bakın kestiğim sayfalar bu şekilde kokuyor. Onları alıyorum. Evet, şimdi ben bu sayfayı çıkarttıktan sonra sizi bekletmemek adına hazırlamış olduğum objeyi alacağım. Bunun kurumasıyla beklemeyelim. Burada maket bıçağıyla, maket bıçağının işlevi de bayağı önemli. İyi bir maket bıçağı olması gerekiyor. Bu şekilde yavaş yavaş dibine kadar oyuyoruz. Bakın ben biraz bir 10 sayfa kadar kestim. Bayağı biraz uzun sürebiliyor bunu kesmek. Şimdi ben biraz şöyle alayım bunları. Bu şekilde bakın bir kısmını yaptım. Şimdi bunu kapatacağım, şöyle bırakacağım. Size hazırladığım ansiklopediyle devam edeceğiz. Bunu buraya alalım. Burada kurusun. Evet, bakın. Ben tamamıyla ansiklopedimin içini oydum, hazırladım. Bu kısımları, betonlarım da kurudu. Ve şimdi öncelikle dış kapağımı boyamakla başlayacağım. Onun için bir siyah boya kullanacağım. Siyah boyamı şu tabağın içine döküyorum. Dantellerin tamamının içine girmesini sağlayacağım. Dokularımın. Burada yön hiç önemli değil. Önemli olan boyanın her tarafına, su bazlı akrilik boyayı kullanıyoruz. Her tarafına girmesini sağlamak. Biraz daha boya alacağım. Ben siyahı tercih ettim ama sizler farklı renklerde tercih edebilirsiniz. Çünkü bunların üstünden farklı şeyler yapacağım. Metalik boyalar geçeceğim. Biraz ışıltılar katacağım. Dokuları daha rahat görmenizi sağlayacağım. Umarım sizler de ekran başında keyif alıyorsunuzdur. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Gayet de şık, güzel bir dekoratif obje olacak. Mesela beyaz renkte boyayıp üstünden eskitme kremi gidebilirsiniz. Vakslarla dokuları ortaya çıkartabilirsiniz. Birçok şekilde farklı olarak sizler de yapabilirsiniz. Ben sizlere sadece örnek olması adına siyah boyayı seçtim. Biraz daha boya alacağım. Kullandığımız boyalar su bazlı boyalar. Sağlığa zararlı değil ve çabuk kuruyorlar. Bunların geri dönüşüm için olan multi-surface olanları da var. Her türlü yüzeyde kullanıyoruz. Onlar hem daha kapatıcı hem de daha yoğun, daha güzel boyalar. Evet, gördüğünüz gibi bu kısmı tamamen siyah boyadım. Yan tarafını da boyuyorum. Şimdi ön sayfamız kurudu. Burada bir metalik boya tabağıma dökeceğim ve sert bir fırçayla kuru süpürme yapacağım. Ben antik altın rengini seçtim. Sizler farklı renklerde de girebilirsiniz. Sert bir fırça ucuna alıyorum, fazlalığını bırakıyorum. Ve bakın hafif hafif şu şekilde süpürüp ışıltılar veriyorum. Biraz daha alıyorum. Dik bir şekilde fırçanızı alırsanız
daha güzel sonuçlar elde edersiniz. Çok fazla çünkü yoğun olsun istemiyorum. Bakın şu anda dokuları görüyorsunuz. Nasıl ortaya çıktı. Burada farklı renkler de girebiliriz. Parmak yaldızlarımızı kullanabiliriz. Evet. Altınımızı girdik. Şimdi birazcık bu parmak yaldızlardan girelim isterseniz. Parmağımızın iki arasını alıp bazı yerlerde mavilikler görmek istiyorum. Parmağımızın arasında ezip boyamızı ara ara hafif hafif okşar gibi sürüyoruz. Ben röle pastayla yaptığım dokuların üstünden biraz maviliğe geçiyorum. Biraz da pembelik girmek istiyorum. Sizler kendi zevkinize göre istediğiniz tonlarda, istediğiniz renklerde girebilirsiniz. Veya sadece altınla kuru süpürme yaptıktan sonra o şekilde bırakabilirsiniz. Burada tercih sizin. Şu dantelin kenarlarına biraz pembelik giriyorum. Biraz daha ortaya çıksın istiyorum. Kenarlarındaki dokular daha da belli oluyor. Bazı yerlere yoğun, bazı yerlere daha az sürüyorum. Buradaki görsellik sizin istediğinizle, sizin görmek istediğinizle ilgili. Nasıl görmek istiyorsanız ona göre renkleri değişik şekilde kullanabilirsiniz. Biraz çiçeklere de giriyorum ben daha dantelimi. Bunları kitap kutularda, hazır ahşap kutularda da bu tarzda çalışmalar yapabilirsiniz. Gayet de şık oluyor ön kapakta. Mix bir görüntü elde edersiniz. Evet, kapağımız şu şekilde. Ben bunun yeterli olduğunu düşünüyorum. Gerçi açık olarak kullanacağız bunu şu şekilde. Şimdi burada içine bu maket yapımında kullanılan çim halılardan sermek istiyorum. Ona göre içine göre keseceğim ve yerleştireceğim. Daha sonrasında bahçemi bütünüyle hazırlayacağım. Ansiklopedinin iç kısmını biraz önce kullandığımız beton rölyefle kaplayabilirsiniz. Beton bir görüntü elde edebilirsiniz şu iç kısımlarını. İçini de betonlayıp daha sonrasında havuz yapabilirsiniz. Epoksi reçine dökebilirsiniz. Bir kartonla çevirirsiniz. Orayı betonlarsınız. Ve daha sonrasında da epoksi reçineyi renklendirip dökebilirsiniz. Çok da doğal oluyor. Güzel bir görüntü oluşuyor. Aklınızda bulunsun diye fikir vermeye çalışıyorum size. Sizlerin de daha değişik şeyler yapacağınıza inanıyorum. Evet, bunu bu şekilde koydum. Yapıştırmama da gerek yok. Elimde şu şekilde bir ahşap bankım vardı. Onu koyacağım. Sonra burada ektiğim sukulentlerim var. Küçük evde böyle objelerim vardı. Onların içine sukulentlerimi koydum. Onları bu şekilde yerleştirebiliriz. İstediğimiz şekilde. Ve şimdi birazcık da aralara taşlar koyacağım. Renkli. Kabuk tarçınlar koyabilirsiniz. Doğadan bulduğunuz bu şekilde yaprakları kurumuş onları değerlendirebilirsiniz. Burada tasarım tamamen size ait. Dışarıdan şöyle bir küçük ağaç parçası bulmuştum. Ben bunu buraya koyup burada da bir kuşum var. O kuşumu hemen bir boyamak istiyorum. Burada altın rengim vardı. Onunla boyayacağım. Biraz orada ışık olsun istiyorum. Ama siz farklı renklerde de boyayabilirsiniz. Bu tamamen sizin zevkinize kalmış bir şey.
kuşumu da şöyle bırakabilirim. Biraz daha taş koyayım. Şöyle minik bir kütüğüm var. O kütüğümün üstüne böyle minik bahçe küreklerim vardı. Onları koyacağım. Ve dışarıda bulduğumuz doğal taşları şunu da şöyle alayım. Buraya mesela minik insan figürleri oturtabilirsiniz. Burada farklı işte melekler koyabilirsiniz. Sizler nasıl görmek istiyorsanız. Bunları isterseniz yapıştırırsınız. Ben yapıştırmıyorum genelde. Farklı bir obje koyduğumda değiştiriyorum. O da değişik değişik gelen arkadaşlarımın, kursiyerlerimin hoşuna gidiyor. Şöyle bir bahçemiz oldu. Gayet güzel, keyifli. Sukulentlerimizi de buradan almanıza gerek yok. Çünkü bir iki damla su vermeniz yeterli oluyor. Şu şekilde kapağını da göstereyim. İsterseniz bunu buradan böyle halatla da bağlayabilirsiniz. Bir konsolun üstünde, bir televizyon yanında güzelce gelen misafirlerinizi karşılamak adına bir dekoratif obje yapmış olursunuz diyorum. Şimdi diğer projemize geçeceğiz. Onun için ben bunları kaldırayım. Diğer projemiz için hazırlıklarımı yapayım. Evet, şimdi diğer projemizi yapacağız. Evinizde mutlaka beğenmediğiniz, kullanmadığınız porselen tabaklar, cam tabaklar vardır. Bunları dekoratif halde kullanabilmeniz için bir proje yapacağız. Bunun için öncelikle tabağımızı multi-surface boyayla boyamamız gerekiyor. Onun için ben açık renklerde boyayacağım. Çünkü üstüne pirinç kağıt dediğimiz kağıtlardan kullanacağız. Bu kağıtları yapıştırmadan öncesinde mutlaka zeminin açık pastel tonlarda olması gerekiyor. Ben şimdi pompon fırçama boyamı aldım, fazlalığını bıraktım ve yavaş yavaş tabağımı bu şekilde fazla bastırmadan pıt pıtlayarak boyuyorum. Şimdi bu tabakları yaparken duvara asmak için aparatlar var. Ama onlardan almak istemezseniz de jüt kırnak iplerini Japon yapıştırıcısıyla arkaya yapıştırıp bunları güzelce duvarınıza asabilirsiniz. Burada mix bir çalışma yapacağım. Sanki kağıtlar, farklı farklı kağıtlar birleştiğinde sanki bir bütünmüş gibi algılamanızı istiyorum. Onun için de elinizde kalan, bu işlerle uğraşan arkadaşlarım mutlaka ellerinde parça pirinç dekopajları kalıyordur. Bunları değerlendirebileceğiniz güzel objeler bu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi yavaş yavaş tabağımı boyuyorum. Ben beyaz renk boya seçtim. Sizler açık renklerde, kremler, pastel tonlarda, pembeler, çok açık yeşiller seçebilirsiniz. Ama en güzeli beyaz tonlarıyla yapmak. Kağıda daha net görmek adına, verimli bir sonuç almanız adına bu boyalardan kullanabilirsiniz. Bu boyalar hem ayrıca geri dönüşüm boyaları, her türlü yüzeyde uygulayabiliyoruz. Gayet kapatıcı, mobilyalarda, camlarda, kumaşlarda bile kullanabiliyoruz. Ama önemli olan bunların yapılış şekilleri, kuruma süreleri. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Evet, şimdi ben tabağımı bir kat boyadım. Hatta bir kenarı da kırık ama o hiç belli olmayacak, inanın. Hafif hafif bastırmadan boyayı yayarak pompon süngerimle gördüğünüz gibi boyadım. Şimdi bunu kurutmam gerekiyor. Kurutacağım.
Şimdi tabağımız kurudu. Pompon fırçayla boyamasındaki sebep boyanın zemine daha iyi tutunabilmesi. Cam, porselen gibi objeleri boyarken bu pompon sünger fırçaları kullanmak istiyoruz. Daha iyi sonuçlar alıyoruz. Fırçayla çünkü boya zemine tutunmuyor. Onun için bu pompon fırçaları kullanmanızı tavsiye ediyorum. Cam boyarken de kullanabilirsiniz. Gayet rahat oluyor. Şimdi buradaki yaptığım tabaktaki gibi birçok pirinç kağıdı bir araya getireceğiz ve tek bir desen gibi göstereceğiz. Burada bakın 6 tane farklı desen var ama bütününe baktığınızda hepsi sanki bir bütün gibi algılanıyor. Gayet de hoş görünüyor. Şimdi bunun gibi bir çalışma yapacağız. Onun için de pirinç kağıtlardan kullanacağız. Bunları bütün hobi marketlerden temin edebilirsiniz. Hobi marketlerde satılıyor şu şekilde. Benim elimde parçalarım da var. Bunları da değerlendirmek istiyorum. Bunlar pirinç çeltiklerinden yapılıyor. Onun için bazen aralarda böyle minik tüycükler olabiliyor. Ve bunları eğer makasla değil de ıslatarak kopardığınızda daha doğal görüntüler oluşturuyorsunuz. Şimdi bununla ilgili çalışmamıza başlayalım. Öncelikle neleri kullanacağız, neleri yapacağız? Şimdi ben şuradaki desende şu kısmı almak istiyorum. Onun için de fırçamı, ince fırçamı suya batırdım ve almak istediğim yeri hafifçe ıslatıyorum ve kenarlarından elimle kopartacağım. Daha doğal bir görüntü elde edeceğim. Sizler de mutlaka makastan çok bu şekilde elle kopartmayı deneyin. Daha güzel bütünleşiyor pirinç kağıt ve daha doğal oluyor. Mutlaka böyle yapmanızı tavsiye ediyorum. Diğerinde çok kesin, net çizgiler oluşuyor. Buradaki çiçeği de almak istiyorum. Onu da elimle fırçayla ıslatarak gidiyorum bakın. Fırçayla ıslattığım kısmı elimle kopartıyorum. O şekilde devam ediyorum. Kuru kısma gelince tekrar fırçamı görmek istediğim yerden devam ettiriyorum. Birçok elinizde kalan bu pirinç kağıtları bu şekilde çalışmalarda kolaj tekniğiyle çalışabilirsiniz. Bir bütün gibi algılanacaktır ve çok da güzel çalışmalar ortaya çıkıyor. Ben çok seviyorum bu tarz çalışmaları. Sizler de yapabilirsiniz. Bu tabaklara kolaj çalıştığınız gibi bunun üstüne stencil'larla çalışabilirsiniz. Eskitme kremleri girebilirsiniz. Birçok şekilde teknikleri uygulayabilirsiniz. Şimdi şuradan da devam edeceğim ben. Elimle yavaş yavaş ıslattığım yerlerden kopartıyorum. Bir bakacağım nasıl oluyor. Şimdi ben şöyle bir desen çıkarttım. Onu şu kısma bir oturtmak istiyorum. Şöyle, şu şekilde. Kenarları kalsın hiç önemli değil. Onları zımparayla alırız. Şimdi dekopaj tutkalı kullanacağım. Şimdi kağıdımı görmek istediğim yere koydum. Ve altından böyle kaldırarak yapıyorum ki nereye yapacaktım, nereye sürecektim diye karıştırmıyorum. Evet, bunu yavaşça bırakıyorum. Ve üstünden de hava kabarcığı kalmayacak şekilde içten dışa doğru hareketlerle desenimi yapıştırıyorum. Bir numaralı masamızda Adem Bey, iki numarada Fatih Bey, üç numarada Bengisu Hanım ve dört numarada Perihan Hanım var bu akşam. Bakalım nasıl bir yarış izleyeceğiz? Uzun, sarı ve yumuşak saça verilen addır. Saçsız adama saç sorusu. Lepiska. Kutlarız.
saçsız adama saç sorusu diye. Evet, zorladı tabii uzun zamandır olmadığı için. Kategorimiz tıpmış efendim. Tıp deyince gözlerinin içi parladı. Bıngıldak. Doktorumuz Bengisu Hanım cevap gelmese de ben bassam diye bekliyordu. Öbür ucu. Haşim. Fatih Bey ben bilirim dedi. Kavak yerleri. Kategorimiz çizgi film. Geliyor sorumuz. Arımaya. Arımaya. Oğlum en sevdiğim. Doğru mu görelim. Kutlarız. Ben bilirim hafta içi her akşam 20'de 360'da. Mehmet Bey. Hayırdır? Tam bayramlaşacağımız an bize bir kal geldi. Kal geldi. Bayram masrafları, bayramlıklar, sofrası, tatlısı. Çıkarın telefonunuzu, girin cep şubemize. Oradan dilediğiniz tutarda krediye başvurun. Hah, işte bu kadar kolay. İster cep şubemizden, ister TC kimlik numaranızı 50-30'a mesaj atarak ihtiyaç kredisine başvurun. Ödemeye 3 ay sonra başlayın. İhtiyaçlar arttığında QNB Finans Bank her zaman yanınızda. Hayatımıza giren küçücük bir insanla büyük değişiklikler ve çok özel günler başlar. Sizin için özel olan her günde bizim için özel olan markalar yardıma hazır. Özel olarak üretilen Jenny Willy bebek bezi gibi. Magnum'dan dünyada bir ilk. Kadifemsi Magnum dondurması yeni keşfedilen Ruby çikolatasıyla buluştu. Yeni Magnum Yakut. Bu eşsiz hazzı keşfet. Magnum, has peşindeysen. Vestellenen mutfaklara Ramazan bereketi geldi. Şimdi üçlü Ankastre set alana 200 lira değerindeki Sütaş lezzet paketi hediye. Türkiye vestelleniyor. Büyük dedem Erman, dedem Erkan, babam Ertan. Onlar olmasaydı bugün Anlar Tekstil olmazdı. Mesela Erman Bey, hesap kitap işleri hep ondan sorulurdu. Ama o tek bir kişiye hesap verirdi. Büyük babaanneme. Bir de Erkan dedem vardı. Monsieur Erkan. Derdini anlatacak kadar İngilizce... Turkish kalite. Dert dinleyecek kadar da Fransızca bilirdi. Sultan Ahmet. Sultan Ahmet. Oui, buyurun. Babam Ertan da şirketin güvenliğine pek önem verirdi. Arkadaşlar, güvenlik bir ekip işidir. Şimdi, Numan, arka kapı. Çakır, ön kapı. Kont, bahçe. Sarı. Sarı sen yat. Burayı bugünlere onlar taşıdı. Artık bundan sonrası benim elimde. Türkiye'nin teknoloji devi Turkcell, işte destek çözümleriyle KOBİ'leri dijitale taşıyor, onları dünyaya açıyor. KOBİ'ler büyüyor, Türkiye büyüyor. İşte destek, işte Turkcell. Gezmek olsun, hafta içi her gün 15'te, 360'te. Hayattan istediklerin çok net değil mi? Hangi müzikleri dinliyorsun diyorlar. Her müziğin iyisini dinlerim. Çok net. Tarihe de meraklıyım, teknolojiye de. Belgesel de izlerim, dizi de. Hayattan istediklerin çok netse sana gereken çok hızlı internet çok özel fiyatıyla Lifecell'de. 3 GB internet 29 lira. Lifecell, Turkcell mağazalarında. Ziraat'in online kanallarından işlem yapmak çok kolay. Mesela havale yapmak, bakın bu kadar kolay. Yok yok, bu kadar. Hayır, aslında tam da bu kadar kolay. Uğraşmayın böyle reklamla falan. Kullananlar zaten biliyor. Dijitalin kolayı Ziraat'te. Herkes rahatça kullanabilsin diye kolaylığı teknolojiyle birleştiren internet şubesi ve mobil şube Ziraat'te. Bizi izlemeye devam edin. Ziraat Bankası. Teknolojide de bir bankadan daha fazlası. Milyonların sevgilisi Telve yenilendi. İndüksiyon teknolojisiyle tam kıvamında ve bol köpüklü Türk kahvesi lezzeti şimdi yenilenen tasarımıyla. Telve'nin mucidi Arçelik'ten. Derinlere inmek, eşsiz bir uykuya dalmak gibi.
Böyle bir uykudan uyanmaksa yeniden doğmak gibi. Bellona Kolajen serisi yatak teknolojisinde bir ilk. Balık pullarından elde edilen kolajen cildinizi güzelleştirmeyi amaçlıyor. Umorfil lifler, 5 bölgeli mix coil yay sistemi ve Cottoform sünger derin bir uyku deneyimi sunmaya yardımcı oluyor. Herkes uyur, sen güzelleşirsin. Dur, telefon çaldı. Tamam, bir dakika. Ya arkadaşlar, bugün izleyemeyeceğim. Ne demek abicim? Biz sana bir daha oynarız. Tabii canım, kaçmıyoruz ya. TV Muyla son hafta televizyonda ne varsa kaydetmenize gerek olmadan izleyin. Hepsine sadece 19.90'a TV Muyla seyirci kalın. Tuğçe'nin mutfağı hafta içi her gün 13'te 360'da. Dolu dolu program Anadolu'dayız. Hafta içi her gün 16'da 360'da. Ay çok korktum. Korkma ablacığım. Korkulacak olan sesi değil. Poşetin ta kendisi. Anlamadım. Bu plastik poşetler geri dönüşüme girmediğinde tabiatta 1000 yıl yok olmuyor. Yarın bir rüzgarla yüzlerce kilometre uzağa uçabilir. Denizler kirlenir. Binlerce hayvancağızın doğal yaşamını tehlikeye sokar. Gerçekten çok korkunç. Dünyada 60'tan fazla ülke plastik poşetten vazgeçiyor. Plastik poşetler artık ücretli olacak. Ücretten maksat plastik poşet kullanımını minimuma indirmek. Plastik poşet tercih etmeyin. Dünyamız nefes alsın. Bazen özel hissetmek için küçük bir sürpriz yeter. Sizin için özel olan herkese, bizim için özel olan markalar keyif ve lezzet katmaya hazır. Özel olarak üretilen Simbad kuru yemiş gibi. Magnum'la her keşif yepyeni bir haz. Üstelik bu hazın bir de ödülü var. Çubuklar sizi o ödüle ulaştıracak. İşte karşınızda bu yılın nefes kesen hediyesi Maserati. Hem de bir değil, iki tane. Çubuklardaki şifreyi 29.92'ye veya Magnum.com.tr'den gönderin, çekilişe katılın. Bu iki Maserati'den biri sizin olsun. Magnum. Vestel'den Ramazan'da buzdolabınızı dolduran kampanya. Ramazan ayı boyunca Vestel buzdolabı alımlarında 300 lira değerindeki Migros çeki hediye. Türkiye Vestel'leniyor. Büyük dedem Erman, dedem Erkan, babam Ertan. Onlar olmasaydı bugün Anlar Tekstil olmazdı. Mesela Erman Bey, hesap kitap işleri hep ondan sorulurdu. Ama o tek bir kişiye hesap verirdi. Büyük babaanneme. Bir de Erkan dedem vardı. Monsieur Erkan. Derdini anlatacak kadar İngilizce, Türk iş kalite. Dert dinleyecek kadar da Fransızca bilirdi. Sultan Ahmet. Sultan Ahmet. Oui, buyurun. Babam Ertan da şirketin güvenliğine pek önem verirdi. Arkadaşlar,
güvenlik bir ekip işidir. Şimdi, duman, arka kapı, çakır, ön kapı, kont, bahçe, sarı. Sarı sen yat. Burayı bugünlere onlar taşıdı. Artık bundan sonrası benim elimde. Türkiye'nin teknoloji devi Turkcell, işte destek çözümleriyle KOBİ'leri dijitale taşıyor, onları dünyaya açıyor. KOBİ'ler büyüyor, Türkiye büyüyor. İşte destek, işte Turkcell. Şimdi iş yerine Turkcell kiber internet alan KOBİ'lerin cep telefonlarına 24 GB hediye internet geliyor. Siz de kazanmak için Turkcell.com.tr kurumsala tıklayın, müşteri temsilciniz ziyaretinize gelsin. İşte destek, işte Turkcell. Sevgili misafirler, bugün çok hayırlı bir iş için toplandık. Bu iki arkadaşımız aynı yola beraber çıkmaya karar vermişler. Sen otomobil sürücüsü hanım kızım. İyi günde kötü günde motorlu arkadaşlarını sıkıştırmayacağına, sağına soluna girdiklerinde sinirlenmeyeceğine söz veriyor musun? Evet. Peki sen motorcu kardeşim kaskını, eldivenini, dizliklerini takmadan yola çıkmayacağına söz veriyor musun? Evet. Peki sizler şahitlik ediyor musunuz? Evet. O zaman ben de sizi motorcu dostu trafik hareketinin bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak yol arkadaşı ilan ediyorum. Yolunuz açık olsun. Seyirlik belgesel gökyüzünden hafta içi her gün 17'de 360'da. Sizler etnik desenler seviyorsanız şimdi çok güzel Çin'i desenleri de var. O Çin'i desenleriyle de çalışabilirsiniz. Birçok Çin'i desenini bir araya getirebilirsiniz. Onun aralarına figürler koyabilirsiniz. O tarzda çalışmalar da çok güzel oluyor. Bakın, çaba kabarcığı bırakmayacak şekilde içten dışa doğru hafif hafif dekopaj tutkalımı da sürüyorum. Şimdi buraya da altına sürmemiştim. Altına da sürüyorum. Burada biraz kabarcık oluştu. Hemen onu düzeltiyorum. Kağıdım hemen kalkıyor zaten. Kenarlardaki fazlalıklar sizi üzmesin. Hani oraya göre keseceğim diye onları zımparayla alacağız. Ve sonra kenarlarından metalik parmak yaldızlarla gideceğiz. Siz parçalarınızı daha küçük küçük de seçebilirsiniz. Ben şimdi 3-4 parçayla bitirmek için projeme başladım. Ama siz çok daha farklı farklı 10-15 parçayı bile minik minik birleştirerek bile yapabilirsiniz. Evet, bakın gördüğünüz gibi buradaki çalışmamı yaptım. Şimdi hangi deseni ne yapabilirim diye bakıyorum. Mesela şurada şu danteli biraz alacağım. Onu keseceğim. Şu şekilde kenarlarından. Suyla yine yapıyorum. Islatıyorum. Ve elimle kopartıyorum. Gerçekten keyifli bir çalışma. Zamanda nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz. Evinizdeki bu tür kağıtları inanılmaz bir kolaj çalışmasıyla bütünleyebilirsiniz. Çok şık şeyler çıkartabilirsiniz. Evet, mesela şunu şöyle koymak istedim. Altına yine dekopaj tutkalımı sürüyorum. Hafifçe bırakıyorum. İçten dışa doğru hareketlerle dekopaj kağıdımı, pirinç dekopajımı yapıştırıyorum. Bunların o kadar çok çeşitleri ve desenleri var ki inanamazsınız. Bütün hobi marketlerde, hobi mağazalarında, internette bulabilirsiniz. Şimdi
Şurada bir farklı figür görmek istedim. Şurada bir kadın resmi var. Sanki şunu şuraya oturtturabilirim. Onun için fırçayla yine kenarından kesiyorum. Vintage bir resim buradaki de. Kenarından suyla hafifçe ıslattım. Ben daha çok kağıtların birbiri üstüne gelmemesine dikkat ediyorum. Ona göre kesmeye çalışıyorum. Bu arada bazen de kalemden yardım alıyorum. Şimdi onu da size göstereceğim. O zaman daha güzel oluyor, daha doğal oluyor. Ama açık renkli kağıdın üstüne çok da az bir parça koyu renk bir kağıt gelebilir. Ama altta koyu renk olursa, üstüne açık renk koyduğunuzda alttaki kağıdı görürsünüz ve hoş bir görüntü olmaz. Benim de kursiyerlerim de çok sevdiği bir çalışma bu. Bununla ilgili birçok çalışma yapıyoruz. Evde de kurslarımız var. Atölye çalışmaları yapıyoruz. Gelen arkadaşlarımla birlikte keyifli zaman geçiriyoruz. Bildiklerimizi paylaşıyoruz. Çok güzel şeyler çıkıyor ortaya. Gün geçtikçe onların da bana fikir verdiklerini, bana yol gösterdiklerini de görüyorum. Çünkü bilgi paylaşıldıkça güzel bence. Onun için sizler de çevrenizdeki insanlarla boş zamanı olup bu tarz meşgale arayan insanlara mutlaka yol gösterin. Onlara yardımcı olun. Bildiklerinizi paylaşın. Bir de biliyorsunuz bu dönemde geri dönüşüm çok revaçta. Ben de oldukça fazla yapıyorum. Evdeki eski mobilyalarımızı, mutfak dolaplarımızı, fayanslarımızı yenileyebiliyoruz. Hatta inanır mısınız gelip geçerken gözüm bazen çöplüklerde oluyor. Eskicileri çok seviyorum. Oralardan mobilya alıp o yaşanmışlıkları düşünerek farklı renklerde, farklı tarzlarda boyayıp onları hayata geçirmek çok da keyifli oluyor. Çok da güzel zaman geçiriyorsunuz. Bence evdeki mobilyalarınızı yenilemekten korkmayın, kaçınmayın. Önemli olan doğru malzeme ve doğru bekleme sürelerine, doğru fırça kullanımına dikkat edin. Gerçekten çok keyifli. Aile bireyleriyle de yapabilirsiniz. Mutlaka bunları evinizde kullanın derim. Şimdi şurada kağıdımı, şu bayanı aldım. Ama gördüğünüz gibi diğer kağıdın üstüne geçiyor. Ne yapacağım? Şimdi şu kalemle hafifçe fazla olan yerlerinden çizeceğim. Ve onu tekrar suyla ıslatıp kopartacağım. Mesela minicik bir yer boş kalır. Bakın mesela ben de şurada bir yerde hata yapayım. Oraya kalan parçalardan hemen küçücük bıraktığınızda bile hiç belli olmaz. Farklı bir parça olduğu anlaşılmaz. Şimdi öyle bir deneme de yapalım. Size göstereyim. Bu hobide hata yapacağım, yanlış yapacağım diye sakın korkmayın. Bunu benimle birlikte çalışmada bulunan arkadaşlarıma da hep söylüyorum. Önemli olan keyifli vakit geçirmek, terapide bulunmak, üretmek, üretken olmak. Her yanlışın bir doğrusu vardır. Mutlaka onun telafisini yapabiliriz. Ama yanlış yaptıkça o sizin aklınızda daha iyi kalacaktır. Bir dahaki sefer yaptığınızda o hatayı, hata bile demek istemiyorum, onu mutlaka düzeltebileceksiniz. Evet, bakın şimdi daha iyi oldu.
Bunu şu şekilde yapıştıracağım. Şurada çiçeğim fazla. Onu da biraz kağıtla çizeceğim. Hep tepsilerde, ahşap objelerde bütün bu pirinç kağıtları yapıştırmayı seçeriz. Ama bence bir böyle bir kolaj tekniği de çalışın derim. Şimdi buraya da alt zemine yine dekopaj tutkalımı sürdüm. Ve içten dışa doğru yavaş yavaş şu şekilde. Bakın şuralarda özellikle biraz fazla yırttım. Şimdi oraları kamufle edeceğim. Sizlere de göstereceğim. Aynı tonlarda olabilir veya farklı olabilir. Ben şöyle küçük bir parça alacağım. Şuraya bir destek yapacağım. Bakın şurada küçük bir boşluğum oluştu. Orayı kapatacağım. Dekopaj tutkalımı sürdüm. Minik bir parça aldım. Üstüne bıraktım ve üstünden tekrar dekopaj tutkalımla kapattım. Bakın gördüğünüz gibi hiçbir şey belli değil. Şurada da bir arada var. Orayı da yapayım istiyorum. Oraya da şuradaki kenardan alayım. Yine elimle kopartıyorum. Evet, gayet de güzel oluyor. Bu tarz objelerde ben... Burada minicik bir parça çıktı. Onu hafifçe tutarak kopartabilirsiniz. Yapıştırdığınızda zaten... anlamıyorsunuz bile. Bunu bir de daha küçük parçalarla çalıştığınızda yapboz gibi çok keyifli oluyor. Çocuklarınızla bile bu tarz çalışmalar yapın derim ebeveyn olarak. Onlara hem bir model olmuş olursunuz hem de keyifli zamanlar, kaliteli, verimli zaman geçirmiş olursunuz. Anaokulunda velilerime hep söylüyordum. Yarım saatte olsa sadece çocuğunuzla, sadece onunla geçirdiğiniz vakit kaliteli bir vakittir. Ama o zaman zarfında telefonunuzdan vazgeçeceksiniz, televizyonu kapatacaksınız. Tamamıyla çocuğunuza odaklanacaksınız ve birlikte bir aktivite gerçekleştireceksiniz. Bakın kelebek sanki burada bir bütünmüş gibi durdu, çiçeğin üstündeymiş gibi. Şimdi devam ediyorum. Başka neler yapabilirim diye. Evet, şurada da bir saatle bir çiçek var. Onu da buraya koyabilirim diye düşündüm. Kenarlarından. Bu pirinç kağıtların varaklı olanları ve düz olanları var. Varaklı olanlarında da böyle simli simli. Bu benim kullandığım varaklı bir pirinç kağıt.
altınları, varakları seven arkadaşlarımız keyifle kullanabilirler. İnanılmaz desenler var. Şimdi yaz geliyor, balkonlarınıza dekoratif saksılar yapabilirsiniz. Onları mood surface boyalarla boyadıktan sonra bu pirinç kağıtlarla katlayabilirsiniz. Çok da güzel objeler çıkacağına inanıyorum. Evet, şimdi de dekopajlarımızı yapıştırdık. Şu kenarda kalanları daha düz olsun diye zımparayla. Nalbur'dan alabilirsiniz, hobi mağazalarından alabilirsiniz. Bakın, dıştan içe doğru şu şekilde aşağıya doğru yaptığınızda gayet rahat şu şekilde çizgi oluşturup, bakın gayet güzel doğal olarak buralardan çıkacak. Yani öncesinde kesmenize gerek yok. Burada yine bir pirinç çerçeği. Şey paylaşmak istiyorum. Ben tam bir porselen görüntüsü olsun diye elimle de sürüyorum. Ama siz fırçayla sürdüğünüzde kuruduktan sonra 2-3 kere yoğun bir şekilde sürebilirsiniz. Ben kendi zevkime göre bu kenarına yeşil parmak yaldız geçtim. Daha da boyut kazandırdım. Ve